Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte elinize bir tane bile silah almadan win alma taktiğini göstereceğim. Yani eline silah olsun, yelek olsun, kask olsun, hiçbir şey almana gerek yok. Hatta üstüne bununla verilen işte başarımlar olsun, ünvanlar olsun, kısa bir süreliğine bu taktik varken bunları da alabilirsiniz tabii ki de. Peki taktiğimiz nasıl bir şey derseniz hemen hızlı bir şekilde hadi maçımıza girelim. Şimdi ben maçımıza girdim. Bu taktiğin yapılışında aslında 2-3 yöntem var. Fakat ben sizlere bu videoda birinci yöntemini göstereceğim. Ama Ferdi ikinci yöntemini göster, İşte haritanın orası uzak, başka yerden nereden yapabiliriz diyenler de varsa yorumlara yazsınlar. Ona göre bunun ikinci bölümü de gelebilir. Hani bu taktik kapanmadığı sürece sizlere en hızlı bir şekilde hani nasıl yapabilirsiniz anlatmaya çalışacağım ben. Bu taktik sayesinde mesela bir tane ünvan vardı. Tam olarak adını hatırlamıyorum ama illaki ileride hatırlarım videoyu editlerken. Mesela işte kask yelek giymeden win alma görevi var. Ondan sonra sıfır kille win al görevi var vesaire. Tekli modda böyle yapılan görevler var. Örnek veriyorum, tekli modda platin liginde tekliyken sıfır kille win alırsanız, mesela bunu şu an tekli olarak yaparsanız, bu görevi yaptığınızda vicdan reddi ünvanı alabileceksiniz. Ayrıca bir de farklı bir başarım vardı, tam adını hatırlamıyorum ama öyle bir şeyler vardı. Ki şimdi bizim gideceğimiz yer neresi derseniz, şöyle ben sizlere birinci yerini göstereyim. Bunu haritanın en az 10 tane yerinde yapabilirsiniz. Bu arada hani haritanın neredeyse her yerinde yapılıyor, fakat orasını keşfetmek birazcık size kalıyor. Ben hemen şuraya atladım aga. Şöyle şuraya kadar bir gideyim. Ben taktiği burada göstereceğim. İsterseniz devamını gösteririm ya da siz kendiniz de keşfedebilirsiniz. Çünkü haritanın bayağı bir yerinde yapılıyor bu. Hani Karaki'nin bayağı bayağı böyle büyük büyük bir açığı diyebilirim size, ama bizim için taktiktir. Biz bunun ünvanının keyfine bakarız aga diyebilirim. Hatta şöyle yapacağım. Şu evin çatıya atlasam silah yok, tamam mı? Okey, evin çatısında silah yokmuş, hiç uğraşmayacağım. Şuradaki lastiğe geliyorum. Zıpla yumruk atımı yapıyorum. Aha, yanlış yere attı. Bir dakika. Zıpla yumruk atımı yapıyorum ve beni böyle aşağıya atıyor. Daha sonrasında ise yükselme tuşuna basıyorum ve Karaki'nin altında sonsuza dek kalıyorum. Evet, sonsuza dek Karaki'nin altındayım. Buradan istediğiniz yere gidin. Herhangi bir şekilde Karaki'nin de sizi suyun üstüne atmıyor. Ben mesela suyun altında böyle sonsuza kadar yüzebilirim. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Bu maç mesela sizinle birlikte en kötü ikinci olacağız. Win almaya çalışacağım, fakat suyun altında ben kit basamadığım için, hani onlar kit basarsa suyun üstündeyken, hani böyle dağın üstündeyken win alabilirler. Fakat hani kit bastığımız için, onlar kit basacak örnek veriyorum düşmanlar, ben basamayacağım için onların alma ihtimali daha yüksek. Ama ki eğer ki onlar kit basmayı bilmiyorsa, hani bu devirde de kit basmayı bilmeyen de ne bileyim, hani eğer ki kit basmayı bilmiyorlarsa alabilirsiniz. Ya da şöyle de bir şey var. Örnek veriyorum, siz win almazsanız ve hep ikinci olursanız adamlar size bildiremez. Neden derseniz, genelde hani win alanlar. Yani öyle düşün. O yüzden mesela sürekli burada ikinci olursanız da sizin için hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Ben mesela maç sonuna kadar burada yüzeceğim. Bakalım maç sonu neler yaşayacağız. Böyle adamlar falan gördükçe durur konuşurum. Bakarız, bir şeyler yaparız. Bu arada videomuza hala like atmadıysan like atarak destek olabilirsin. Kanalıma abone olup bildirim açarak daha fazla bu türdeki videoları kaçırmadan izleyebilirsin. Şimdi birazcık böyle savaşlar falan bir gelsin, o zaman görüşürüz. Şu an mesela sağ tarafta savaşanlar var. Şu dağda var. Sol tarafta da var ateş edenler. Hani bunlar kavga ediyor ama benim için hiçbir gram umurumda değil. Çünkü ben sadece burada haritanın altında kalarak ikinci olacağım ve hani bu... Ya böyle bir şey aslında çok kolay bir şey. Bir de bir şey diyeceğim. PUBG Mobile bize şu premium sandıktan şu ağza takılan, göze takılan şeyleri vermiş. Madem ağza takılan, göze takılan şeyi verdin, hani nefes alma borusu ya, bari suyun altında hani bizim canımız birazcık daha yavaş mı gitsek? Yani o kadar şey vermesin. Bence öyle olabilirdi. Tabii siz bu videoyu izlerken ben YouTube'un topluk kısmına dedim ki yarın sıfır kille win alma taktiği geliyor desem ne dersin dedim. Hatta %100 kesin ve garanti bir taktik dedim. Bunlar da dedi ki bak, yüzde şu an hani 70 kişi falan oy vermiş, 10 dakika oluyor paylaşalı. %83'ü demiş ki taktik kapanmadan vicdan reddi ünvanını alır. %17 kısımda demiş ki kapanına kadar rank kasarım, temiz tıslamaya devam demişler. Bakalım taktiği paylaştığımıza ne diyecekler. Buradan da oylamaya, ankete oy verenlere selamlar olsun. Başka da bir şey bulamam diyecek. 12 kişi kaldı. İyi, bayağı iyi.
Harita bu kadar, 12 kişi. Bir şey diyeyim mi? Karakin de çok hızlı eksiliyor sanki. Demeye kalmadı. Hani adam bitti maçta. Mesela bir kişi şu an orada. Diğeri ağacın orada. Tabi ağaç yukarıda mı aşağıda mı tabi belli değil. Ağacın yarısı çünkü burada. Yani bir alanda küçülttü, bu kadarcık falan oldu. 7 kişi var, iyi. 0 kill devam aga. Yılanlamaya devam. Ama artık suyun üstünde mi, suyun altında mı, taşların altında mı yılan diyor. Ben de bilmiyorum ama tam bir yılan olduk sanırım. Haritada 4 kişi kaldı. Bitirdiler vallahi. Bir kişi benim. İki kişi de onlar desek. Bir kişi var benden ayrı bir yerde. O nerede hiç bilmiyorum. İnşallah o da hani bu taktiği falan yapmamıştı. Düşsenize hani o da bu taktiği yapmış, böyle aşağılarda geziniyor falan. 40 metre alan verdi. 40 metre alan verdi. Hızlı bir şekilde şöyle alana doğru yavaş yavaş yüzeyim ben. Mis gibi taktik aga, yüz. Bak drop'un bile düşüğünü buradan görüyorum hani. Bence baya baya güzel. Ayrıyetten bir de arkadaşlar şöyle kötü bir haberim var. Bu suyun içine girerseniz çıkamıyorsunuz. Yani hani PUBG Mobile bunu ne zaman çözer açıkçası hiç bilmiyorum ama büyük ihtimalle bunu çözmesi için sezon 19'un falan gelmesi gerekiyor. Hani bu böyle kolay çözülebilecek bir taktik değil. Neden derseniz Erangel'da da hani bununla ilgili yapılan birçok şey var. Örnek veriyorum, ben kulübelerin altında saklanma yeri bile göstermiştim sizlere. O yüzden çok fazla şey var. Bunu kapatmaları baya baya bir zor olacak. Şu an birisi üstümde ve son adamı da vurdular aynen. 2 vs 1 kaldık ama onların bilmediği bir şey var. Ferdi yukarıya çıkmayacak. Biri evde, biri üstte diyecektim de pardon, ikisi de taşın oradaymış. Okey. Siz orada beni çok bekleyeceksiniz ama ben asla gelmeyeceğim. Eğer ki bu maçı alırlarsa kit bastıkları için alacaklar. Yoksa hani alamazlar. Alanımız kapanıyor. İnşallah bana yakın verir ama pek umudum yok açıkçası. Bana yakın ver de fazla yüzmeyelim hadi. Az bir şey yüzelim, erkenden gidelim. Okey, ben hala içindeyim. Hiçbir yere gitmeme gerek yok. Devam. Ve bu alanda kapanıyor. Bakalım bu seferki alan ne verecek? 3, 2, 1 ve 0. Kapat. Tamam, az bir şey daha yüz aga. Devam. İçinde, suyun içinde yılanlamaya devam aga. Artık hani taşların içinde, suyun üstünde değişik değişik yılanlar yapıyoruz. Aga adam üstümde koşuyor. Bak bak bak, biri orada bak. Ah garibim. Beni daha çok ararsınız. Böyle koşup bütün haritayı gezeceksiniz ama bilemediğiniz bir şey var. Ben aslında haritada değil. Bir şey diyeyim mi? Yukarıdakilerden biri ben olsam çıldırırdım diyecektim de. Hatırladım şimdi, PUBG Mobile betadayken benim başıma böyle bir şey gelmişti. Böyle 13 kill'le win almıştım aga. Son alandayız. Hani bir tane adam var. Bu taktiği o betadayken yaptıydı. Şimdi çok iyi hatırladım. Üstteyim, böyle adamı bulamadım. En son kit basarak win aldıydım. Çok iyi hatırlıyorum. Yine alan bende. Yine yatacağım burada. Hadi bakayım. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Bir oraya gidiyorlar. Bence şu kulübenin içine bakmaları gerekiyor ama demeye kalmadı. Bir baktılar böyle, dediler acaba bu bunun içinde mi? Sonra devam. Yok. Umarım kit falan basmazlar da win alırız ya. Umarım ki kit falan basmazlar, böyle son gaz beni ararlar. Ben de maç sonu hani böyle bildiğiniz direkt win alırım ve win alırsa bu arada çok tatlı olur. Hani bence baya baya güzel olur. Hani mesela bu taktik şöyle bir şey olabilir. 10 dakikada win artı vicdan reçi unvanı. Tertemiz. Tabi Karakin kaç dakika sürüyor bilmiyorum ama hani Livikli eş değerdir herhalde. 2 metre alan. O 2 metre. Oğlum korktum bir an ya. Öyle ateş ederim. Bir an beri bana gelecek sandım. Bir şey diyeyim mi? Adamlar şu an acayip çıldırıyor. Hatta bir manyak Beril'le ateş ediyor ya. Dur azıcık yavaş ateş et de sesimizi duyak. Alanın kapanması da son saniyede. Yine kapanıyor alan böyle. De Karakin'le de alan hani Livik gibi baya baya sert vuruyordur diye düşünüyorum ben açıkçası. Hani Miramar'ı küçültülmüş hali olduğu için bence Livik'ten daha uzun sürüyordur bu maç diye düşünüyorum. Bakalım kaç puan verecek. Hani eşliğe 0 kill'le ya ikinci olacağız ya birinci olacağız ama win almam baya baya zor olacak. Çünkü büyük ihtimalle bunlar kit basarak bu win'i benim elimden alacaklar. Ama eğer ki kit basmazlarsa win bizim. Ve alan kapandı. Okey. Şimdi 27 saniye içerisinde bu alan komple kapandığında bunlar kit basmazsa maç bizim bak. Direkt hani maç bizim. Hiçbir şey yapmadık. Sadece suyun altında bekleyerek win alacağız. Ve hani bu da sizlere kanıtlı bir şekilde göstermiş olacağım ama en kötü ihtimalle ikincilik, en iyi ihtimalle birincilik. Bakalım hangisi gelecek bizim başımıza. Umarım ki kit basmazlar. Hadi
Ya açıkçası win almayı isterim şahsen. Şöyle suyun ortasında durayım ben. Çünkü bu suya göre hareket edeceğim. Ne kadar çok hayatta kalırsam o kadar iyi. Umarım su birazcık tam ortasındayımdır şu an. Açıkçası hiç ölçmek hiç kolay değil çünkü hani su aga bu nasıl ölçeyim ben bunu? Ama şu an hani elimden geldiğince suyun ortasında kalmaya çalışacağım. Bakalım. Su baya baya küçülüyor. Umarım kit basmazlar. İnşallah basmazlar. Kit basmazlarsa çünkü win aldım ve win alırsam baya baya tatlı olur açıkçası. Ya kendimi nasıl ortalayacağım ben bu küçücük deliğin içinde ya? Hadi azıcık öne git. Okey hadi başarabilirim. Kapanıyor. Hadi bu alan bana vurmaması lazım. Şöyle azıcık daha yaparsam. Okey sanırım tap tutturdum mu? Aga dur. Can gitmesin dur. Aga çok zor bir şey bu. Çok zor bir şey. Çok abi küçüldü. Abi kit basmayın abi. Abi kit basmayın. Bastın mı? Arkadaşı kit bastı. Vallahi arkadaşı kit bastı. Hani taktiğimiz bu şekildeydi. Bu arada hala like atmadıysan bir like'ını alırım. Devam et diyeceğim. İkincilik 0 kill. Eşli rankım zaten 6.5, hani artı 14 aldım. Hani hiçbir şey yapmadım bu arada. Hani mesela örnek veriyorum. Siz burada win alsanız bu maç 20 puan vesaire verir. Bir de hani Karakin'e göre bence 14 puan çok çok iyi. Hani Erencil olsa böyle artı 30 verir. Ama bu Livik değil, Karakin. Karakin'de Livik'in neredeyse aynısı olduğuna göre bence güzel puan verdiğini düşünüyorum açıkçası. Bir de ateş ediyorlar. Bir de MVP de benim bu arada. En çok hayatta kalmada bana ait. Ve ayrıyetten size Karakin 25 dakika sürüyormuş. Bunu da burada öğrenmiş olduk. Hani aşağıda yazdığı bilgiye göre. Bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki PUBG Mobile videomda görüşmek üzere diyorum. Ben kaçıyorum. Bay bay. Redemption.